Işladılar, sonra gözyaşları içerisinde konuşmasını izlediler. Görüntüler Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'dan. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, koronavirüsle mücadelede görev yapan sıhhiye birlikleriyle bir araya geldi. Kim Jong-un konuşmasında sıhhiyeci askerleri kahraman olarak niteledi. Askerler Kuzey Kore liderinin konuşmasını gözyaşları içinde dinledi. Gerçekten üzgünüm. Kendi sağlığınızın uğruna halkımızı korumakla görevlendirildiniz. Ama sizin kanınız ve canınız da benim için kaybedilmeyecek kadar önemli. Kuzey Kore lideri askerlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kuzey Kore'de geçen hafta koronavirüse karşı zafer ilan edilmiş ve kısıtlamalar kaldırılmıştı. Sıhhiye askerleri görevlendirildikleri bölgelerden kışlalarına geri gönderilmişti. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-yong ise yaptığı bir açıklamayla gündemde. Kim Yo-yong, Güney Kore Devlet Başkanı'nın nükleer silahsızlanma karşılığında Kuzey Kore'ye ekonomik yardım sağlama önerisine sert bir karşılık verdi. Kim Yo-yong,